Darbeye karşı tek çare demokrasi. İnançla herhangi bir teması olan bir insanın, dini vecibelerini yerine getirmese bile ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında, can havliyle ağzından çıkan ilk kelime Allah olur. İslam toplumu içinde yaşayan bir bireyin bu refleksi anlaşılır bir psikolojiye dayanır. 15-16 Temmuz darbe girişiminde, Junta'nın sivil demokratik parlamenter sisteme ve siyasi partilere el koyacağı ihtimali belirdiğinde de, hem siyasi partiler hem de toplumun geniş bir kesimi adeta can havliyle demokrasi dedi. Çünkü herkes darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunun farkındaydı. Bu anlamda demokrasinin ancak halk eliyle sokaklarda konulabileceği 15 Temmuz'u 16'ya bağlayan gece tekrar anlaşıldı. Çünkü halk o gece iradeleri için sokaktaydı. Hangi amaçla dışarı çıkılırsa çıkılsın en rasyonel gerekçe burada demokrasiydi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ağzından da bu tehlike anında ilk çıkan kelime demokrasi oldu. Tabi bu durum sadece zor durumda kaldıklarında akıllarına Allah gelenleri anımsatıyor. Her şeye rağmen tüm darbe teşebbüslerini boğacak ve yok edecek tek panzehirin demokrasi olduğunun anlaşılması demokratlar açısından bir kazanım sayılabilir. Kabul etmek gerekir ki 15 Temmuz gecesi çok büyük bir tehlike atlatılmıştır. Öyle ki halkın iradesi olan meclis bile bombalanmıştır. Tanklar caddelerde yürümüş, uçakların sesi göğü inletmiştir. Bir gecede yüzlerce insan yaşamını yitirmiştir. Bütün bunları ciddiyetle ele alıp geleceğe nasıl sağlıklı adımlarla yürünebileceğini sorgulanması gerekir. Bu anlamda mecliste grubu 4 partinin darbe karşısında birlik olması ve halkın kahir ekseriyetinin darbeye karşı durması gelecek açısından iyimser olmamız için birkaç gerekçedir. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin darbe girişimi üzerinden milliyetçi, muktesatçı bir kitleyi konsolide etmeye çalışmasının riskleri de mevcuttur. Birkaç gündür halkın sokağa dökülmesi için AKP hükümeti her türlü imkanı sağlamaktadır. En tehlikelisi de silahlanma yönünde yapılan çağrılardır. Oysa darbe girişimi bertaraf edildikten sonra toplumsal sağduyu sağlayıp hukukun imkan verdiği ölçülerde darbecilerin cezalandırılmasına geçilmeliydi. Ne yazık ki tüm iç yollar tüketilmeden AKP hükümeti işin kolayına kaçarak tüm ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Bugün o hal çerçevesinde devlet kurumlarında ciddi bir tasfiye hareketi başlatılırken kimi kurumların tekrar yapılandırılması ve idamın getirilmesi tartışılmaktadır. Türkiye yabancı sermaye için öngörülemez hale gelirken toplum açısından bir belirsizlik büyümektedir. Herkesin ortak görüşü temel hak ve hürriyetlerin korunması ve bu musibetin yeni bir demokrasi hamlesine dönüşmesidir. Aksi takdirde ülkenin belli bir ideolojik kod üzerinden yapılandırılması ve toplum mühendisliğinin devreye sokulması her zaman toplumsal huzursuzlukları besleyecektir. Bu anlamda Orta Doğu ülkelerinin siyasi tarih okumaları yapıldığında ne tür risk ve komplikasyonların olduğu açıkça görülebilir. Darbe girişimi ve OHAL ilanı sonunda ülkenin geleceğini AKP'nin Suriye ve Kürt politikası belirleyecektir. Bu anlamda içte tekrar bir çözüm ve barış sürecinin başlayabileceğine yönelik büyük bir beklenti oluşmaya başladı. HDP, İmralı heyeti ve PKK cenahından gelen mesajların AKP'de nasıl bir karşılık bulacağı merak ediliyor. Aynı şekilde AKP'nin Rojava Kürtlerine yönelik politikasındaki bir değişim de Türkiye'de ve bölgede Kürt sorunu üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Sonuç olarak HDP, CHP ve MHP gibi siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tamamı darbeye geçit vermeyerek halkın iradesini korudular. Şüphesiz herkesin beklediği bir tablodan bahsediyoruz. Ama bu saatten sonra AKP'nin hem siyasi partilere hem de halkın iradesine karşı ciddi bir devlet politikasıyla cevap vermesi gerekmektedir. Çünkü anlaşılıyor ki bir gün herkesin ihtiyaç duyacağı en önemli şey demokrasidir.